Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Inkscape'te link verme işlemini nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Inkscape'te bir metin, bir buton ya da bir e, paragrafın içinde herhangi bir metne ya da bir fotoğrafa aynı şekilde link veriyoruz. Şimdi bunların her birini nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Yazdığım bu linki sağ tuşla açılan pencereden Create Anchor Hyperlink bu linki tıklıyorum. Burada bana Obje Attributes diye bir bölüm aç, panel açılıyor. Bu panelde Değer bölümüne vermek istediğiniz linki giriyorsunuz. Inkscape'in adresini kopyalamıştım, onu bu şekilde buraya yapıştırıyorum. Göster bölümüne de New diyorum. Bunu yapmamın nedeni, linke tıklandığında ayrı bir pencerede de açsın istiyorum, o nedenle bu işlemi yapıyorum ve Enter diyorum. Bu dosyamı Desktop'ta kaydetmiştim. Desktop'a gidiyorum. Şöyle Firefox'la açıyorum. İstediğiniz herhangi bir e, açabilirsiniz. Bu Inkscape metnine tıkladığımda ayrı bir sayfada bana bu siteyi açıyor. Mesela şuradan Learn bölümünün copy link diyorum. Geldim Inkscape'e. Şu butonun üzerine aynı linki vermek istiyorum. Sağ tuşla yine Create Anchor Hyperlink dedim. Çünkü şu anda bu şu inkscape'in e, metnin e, linkleri aktif bunu create anchor hyperlink diyorum bu panel tazeleniyor yeni linkimi yapıştırıyorum göster bölümüne de new dedim yalnız bu o, buton gibi şekillerde vermek istediğiniz e, bu şekillerde önemli bir ayrıntı bunun renginin %100 olması gerekiyor %100 olmazsa tam çalışmayabilir bu ayrıntıya dikkat edin Yine bunu da kaydediyorum. Yine burada dosyamı tazeledim F5 ile. Butonu tıklıyorum. Ayrı bir pencerede Learn bölümünü bana açıyor. Herhangi bir metnin içindeki bir kelimeye de bu linki verebiliyorsunuz. Şöyle, bu metni tıkladım. Şurada tek bir harfe bu linki vermek istiyorsam sağ tuşla create a anchor hyperlink diyorum. Yine aynı linki yapıştırdım. New dedim. Dosyamı kaydettim. Ve tekrar Explorer'ıma geldim. F5 ile bunu tazeliyorum. Şu metnin üzerine gittiğimde e, link olduğunu görebiliyorum. Hemen tıkladığımda yine aynı sayfayı bana açıyor. Bir Herhangi bir fotoğrafa da link verebiliyorsunuz. Yalnız fotoğrafa geçmeden önce size ayrı önemli bir ayrıntıdan söz edeceğim. Inkscape'de ilk programı kurduğumuzda şöyle fotoğrafı aktarırken bu panel karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Burada bize soruyor. Fotoğrafı gömülü mü olarak mı aktaracaksın, bağlantı olarak mı aktaracaksın diye. Ben çoğunlukla gömülü seçip bir daha sorma diye kullanıyorum. E, bu panel eğer karşınıza gelmiyorsa bu paneli nereden açabilirsiniz? Önce onu göstereyim. Düzen bölümünden tercihler bölümüne gidiyoruz. Tercihler bölümündeki dışa aktarılan görüntüler bölümünden "Bir teşlem görüntülerini içe aktarırken" diye başlayan şu cümlenin bulunduğu alanı işaretleyeceksiniz. Bu işaretli ise o panel açılacaktır. Bu işareti kaldırırsanız o panel bir daha karşınıza çıkmaz. Aklınızda olsun. Şimdi tekrar fotoğrafımı şöyle aktarıyorum. Gömülü ya da bağlantı iki seçeneğimiz var biliyorsunuz. Bağlantıyı seçtiğiniz zaman o fotoğrafı aktardığınız bölümle bağlantı kuruyor. Fotoğrafı tam anlamıyla dosyaya aktarmıyor ve dosyada bunu sakladığınızda şurada benim e, saklı olan dosyamı şöyle gördüğünüzde burada hiç o fotoğraf görünmüyor. Eğer bağlantı olarak aktarırsanız gömülü olarak aktarırsanız ise fotoğrafı dosyanın içine aktarıyor ve şu alanda şöyle baktığınızda da o fotoğrafı yine görebiliyorsunuz. Ben gömülü olarak aktarıyorum ve tamam diyorum. Fotoğrafımı şöyle küçülteyim. Bu fotoğrafı Pexels'ten almıştım. Bu fotoğrafın linkini şöyle copy image link diyorum. Dosyama geliyorum. Yine bunu Create Anchor Hyperlink dedim. Burada linki yapıştırdım. Ve New dedim. Dosyamı kaydettim. Tekrar Explorer'a gidiyorum. Tazeledim. Fotoğrafı bu şekilde bana açıyor. Başka bir fotoğrafın linkini de verebilirsiniz. Herhangi bir fotoğrafın. Örneğin şunu seçeyim. Copy image link diyorum. Geldim buraya şu o verdiğim linki kontrol seçip delete dedim. Yeni linki verdim. Enter dedim. Dosyamı kaydettim. Ve tekrar gidiyorum buraya. Tazeliyorum. Yalnız burada o fotoğraf değişmiyor aklınızda olsun. Başka bir fotoğrafın linkini verdim. O fotoğraf değişmiyor. Yeni verdiğim linki bu şekilde bana açıyor. Ben bu dosyayı SVG uzantılı olarak kaydettim. SVG uzantılı olarak, olarak da Explorer'da açıp bu linkleri kontrol edebiliyorum. Bunu bir de PDF olarak saklayabilirsiniz. Şimdi bu dosyamı ben farklı kaydet diyorum ve SVG uzantılı değil PDF uzantılı olarak saklıyorum. PDF olarak sakladıktan sonra desktop'ta PDF uzantılı dosyama gidiyorum. Yine bunu Firefox'la açıyorum. Inkscape linkinin üzerine tıklıyorum. Bana bu linki aynı sayfada açıyor, farklı bir sayfada açmıyor. PDF bunu yapıyor, aynı sayfada açıyor. Bütün bakın verdiğim linklerin hepsini aynı sayfada açıyor, farklı bir sayfada açmıyor. Burada bütün bir e, PDF de bir de sanki bu paragrafın tamamına o linki vermişim gibi görüyor ve yine bunu da aynı sayfada açıyor farklı bir sayfada açmıyor. PDF'de bu şekilde bir özelliği var. Inkscape'de link verme yöntemimiz de böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.